Herkese merhabalar efendim. Fıtpol Arana'ya hoş geldiniz. Artık Dünya Kupası için geri sayımdayız ve favori ülkeleri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ben Portekiz'i anlatmak isterim biraz sizlere. Fernando Santos yönetiminde Gana, Uruguay ve Güney Kore ile mücadele edecek Portekiz gruptan çıkabilmek için. Aslında Dünya Kupası'na katılma macerasını hatırlayacak olursak, e, bizim de canımızı yakan bir yoldan gelmişti Portekiz. Hatırlayacaksınız eminim. Sırbistan'la birlikte mücadele ediyordu eleme gruplarında. Sırbistan aslında sürpriz denebilecek bir şekilde lider olunca Portekiz'in playoff oynaması gerekti Dünya Kupası bileti için. Orada önce maalesef Türkiye'yi, ülkemizi ardından da Kuzey Makedonya'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. Aslında gösterdikleri performansla Dünya Kupası'ndaki beklenti arasında çok büyük fark var. Çünkü Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu 6 jenerasyon tadında gösteriliyor, anılıyor sevgili izleyenler. Dolayısıyla aslında Dünya Kupası'na çok rahat bir şekilde katılamamış da olsalar bu jenerasyondan beklenti çok büyük. Onu söylemek lazım. Euro 2016'dan sonra çok istedikleri gibi gitmedi her macera. Ama Dünya Kupası'nda kadro derinliğine bakıldığında özellikle gerçekten heyecan verici bir kadroları var. Şimdi onlardan da biraz bahsedeceğim. Bir yandan tabii ki Gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. O konuyu son bölümde uzun uzun anlatacağım. Sizin de yorumlarınızı, belki biraz da eleştirilerinizi bekliyor olacağız bu arada. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şunu söylemek lazım. Derin kadroları var dedik. Ronaldo'ya Bruno Fernandes, Cancelo ve en çok Leo aslında eşlik edecek. Tabii ki takım içerisindeki problemler sahaya nasıl yansır? Yansır mı yansımaz mı onu e, kupa başladığında maçlar oynanmaya başlandığında göreceğiz ama işte Cancelos'u, Nuno Mendes'i, Diogo Costa'sı yani hakikaten heyecan verici, genç, yetenekli oyunculardan dolu bir kadro olduğunu söylemek lazım. Jota'sı, Neto'su yani say say bitmiyor. Dolayısıyla o altı jenerasyon bence kadro derinliği ve oyuncuların bireysel yetenekleri düşünüldüğünde hakikaten çok doğru bir yorum olmuş. Ama işte gelelim Şimdi esas konuya. Tabii ki gözler bir yandan da Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Özellikle işte son günlerde yaptığı açıklamayla tüm dünya spor basınının gündemine oturmuş durumda. Manchester United'a dair, takım arkadaşlarına dair, menajer Erik Tanaka dair saygı duymadığını açık açık söylediği bir röportaj verdi. Yankıları da görülüyor. Aslında ilginç olan şu. En azından benim nacizane fikrim bu. Biraz da Portekiz basınının da Portekiz milli takım basın çalışanlarının da servis ettiği görüntüler var. O görüntülerde işte Cancelo'nun antrenmanda Ronaldo'ya tepkili olduğu, Bruno Fernandes'in yine keza soyunma odasında selamlaşırken sanki tepkili olduğuna yönelik görüntüler vardı. Basına da yansıdı. Anlaşılan o ki saha içerisindeki performans kadar Portekiz milli takımının soyunma odasında ya da saha dışında antrenmanlarda neler yaşadı? Bu da epey konuşulacak. Tabii şöyle bir durum var. E, Cristiano Ronaldo çok kötü bir sezon geçiriyor. Kariyeri boyunca Lionel Messi ile karşılaştırıldı. E Messi de neredeyse kendi tarihinin en özel sezonlarından birine imza atarken, e, Ronaldo bu işin çok gerisinde kaldı. Manchester United'da yaşadığı sorunlar zaten aşikar. Dünya Kupası'ndan sonra ben artık United'a geri döneceğini dahi e, düşünmeyenlerdenim. O açıklamalardan sonra ki e Ronaldo'nun Senaka saygı duymadığının açıklamasının ardından hoca da şöyle bir yorum yaptı. Ben artık onu United formasıyla görmek istemiyorum şeklinde. Kılıçlar çekilmiş durumda, orada ilişki bitmiş durumda. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Dünya Kupası, bu son Dünya Kupası olabilir Cristiano Ronaldo için beşinci kez Dünya Kupası oynayacak Ronaldo. Ben açıkçası söyleyecek son bir sözü olduğunu düşünenlerdenim. Zaten Ronaldo'nun kişisel kariyerine çok saygı duyan ve onun Özellikle profesyonelliğine hep hayran kalmış bir insan olarak e, bu kadar kötü giden bir sezonda çıkıp yazacağı bir hikaye olacağına inananlardanım. Ama bunun aksini düşünenler, takıma ve United'a saygısızlık yaptığını düşünenler de var. Bu arada ben karşılıklı olarak bu sürecin çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Ama işte bunun Portekiz milli takımına yansıması ne olacak? Orada çok büyük bir soru işaretim var. E, şunu da söylemek lazım tabii. Bu açıklamalardan dolayı cezası var. İşte bu antrenmandan görüntüler yansıtılıyor falan. Portekiz milli takımında iç işler biraz karışmış gibi görünüyor. Ben yine de gruptan çıkacağını düşünüyorum. Hatta yani yarı final benim için hiç sürpriz olmaz. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi hakikaten güzel bir kadro. Hem dinamik hem enerjik ve aslında en nispeten tecrübeli de diyebileceğimiz isimler var. Genç olmalarına rağmen hem milli takım tecrübesi hem de kulüplerinde çok fazla forma giydiği için bu oyuncular. E, güzel bir birliktelik olabileceğini düşünüyorum. Eğer tamamen saha içine odaklanılırsa e, bu noktada da e, kaleyi konuşmadık. E, Rui Patricio Euro 2016'yı kazanırken Portekiz çok önemli bir performans göstermişti. Hatırlayacaksınız. Şimdi tabii Porto'dan e, Diogo Costa müthiş bir sezon geçiriyor. Biraz çaylak görülebilir ama e, kalede de yine Önemli bir performans alacakları isimler var. Saha içi heyecan verici. Oyuncuların bireysel yetenekleri heyecan verici. Ama günün sonunda tüm bu eleştiriler, tüm bu sansasyonel açıklamaların gölgesinde bir Portekiz milli takımı izleyeceğiz. Şimdi ne yapsalar ya da ne yapmasalar herkesin gözüne çok fazla batacak. Ama şöyle bitireyim Portekiz analizimi. Ben açıkçası Cristiano Ronaldo'nun son bir söz olduğunu düşünüyorum. O sözü söyleyebilecek mi? Bunu bize Dünya Kupası'ndaki Portekiz milli takımının performansı gösterecek.